Evet, öncelikle herkese hoş geldiniz diyorum. Gerçekten önemli bir konuyu tartışıyoruz. Türkiye biliyorsunuz depremler ile birlikte hayatını kaybeden insanların olduğu bir ülke. Maden üretimine bağlı olarak gene insanlarımız hayatını kaybediyor. Trafik kazalarına bağlı olarak trafiğe bağlı felaketler nedeniyle, afetler nedeniyle ülkemize insanlar hayatını kaybediyor. Tabii ülkemizde güvenlik standartları konusunda bir eksiklik yok. Dünyadaki güvenlik standartları neyse ülkemizde de ister iş yeri olsun, ister üniversite olsun, ister trafik olsun aynı. Fakat bunların uygulaması ile ilgili eksiklikler var. Gerçekten dünyada ileri gitmiş ülkelerde, Amerika'da, Avrupa Birliği'nde uygulanan iş güvenliği ve iş sağlığı ile ilgili tüm hükümler ülkemizde de uygulanmaya başlandı. Bununla ilgili olarak yakinen şimdi iş sağlığı ve güvenliği eğitimini aldığı için, sınavını geçtiği için, oldukça zorlu bir sınavı geçtiği için, bir yılda çalıştığı için ne kadar zor bir çalışma temposunu gerektirdiğini bildiğim bir sektör ya da çalışma alanı da insanlar çalışmaya ne yapıyor? Gayret ediyor. Biliyorsunuz yıllar önce işte Soma'da madende 312 insanımızı ne yaptık? Kaybettik ve yakın zamanda 10 gün öncesinde de Amasra'da bir madende gene bir felaket meydana geldi. 41 insanımızı kaybettik. Ölen insanlara bakıyorsunuz, hepsi gerçekten genç insanlar, hepsinin arkasında ağlayan insanlar var. İlginç olan şey ölen insanların yakınları, özellikle son Amasra'da meydana gelen felaketten önce işte benim çocuğum, benim oğlum 10 gün öncesinden itibaren ortamda güvenlik zafiyetleri var. Biz ölebiliriz, sağ çıkmayabiliriz gibi bir takım sinyalleri orada çalışan insanlar olarak veriyor. Yani orada ölmeden önce insanlar bile bile kendini ölüme gideceğini ya da ölebileceği ihtimallerini göz önüne ala ala çalışmak zorunda hissediyor. Çünkü çalışmak durumundayız. Hepimizin bakmakla yükümlü olduğu insanlar var. Tabii ki Amasra'daki maden Türkiye standartının çok üstünde, fevkinde bir teknolojik altyapısı olan bir maden. 7/24 orada izleme yapılıyor. Fakat bu madende bile insanlarımız, gençlerimiz, vatandaşlarımız öyle biliyor. 10 gün ya da 11 gün geçti, işte hala sorumlular bulunamadı, 5 savcı görevlendirildi, 5 savcı sorumlu arıyor. Ölen insan belli ama bu ölümden sorumlu, işte mühendis olabilir, ne bileyim yönetici olabilir, ne bileyim işte iş güvenliği uzmanı olabilir. Maalesef bunların bulunması bile oldukça zaman alıyor. Tabii ki özellikle bu tür afetlerin meydana geldiği, bu tür insan ölümüne neden olan felaketlerin yaşandığı yerlerde normalde beklenen tabii ki işte yöneticilerin açığa alınması. İşte genellikle haberlerden dinliyoruz, delil karartma gibi durumlar olabilir deniyor ve onların açığa alındıktan sonra da araştırmanın yapılması. Tabii iş güvenliği uzmanları açısından baktığımız zaman iş güvenliği uzmanları şu anda tabii ki iş kapmaya çalışıyorlar. İş güvenliği ve iş sağlığı şirketleri kapı kapı dolaşıyor. Sizin iş sağlığı ve iş güvenliği danışmanlık hizmetinize biz verelim diyorlar. Bu nedenle de bir patron ya da iş yapan işte iş veren iş alan ilişkisi var. Özellikle Sisam depreminde benzer durum yapı denetim firmaları ile ilgili vardı. Herkes kendi yapı denetim firmasını seçiyordu. Seçilen kişi yapı denetimi düzgün yapamıyordu ve insanların bu nedenle denetimi düzgün ve düzeyli ve yüksek standartlarda yapamadığına dair bilgiler kuvvetle muhtemel olduğu için ölen ve yıkılan binaların özellikle yeni binalar olması dikkate alındığında Çevre Şehircilik Bakanlığı yapı denetimde bir değişim meydana getirdi. Dedi ki yapı denetim artık Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan talep edilecek ve biz de yapı denetim uzmanlarını görevlendireceğiz. Benzer talepler iş güvenliği uzmanları tarafından da var. Biz de benzer şekilde ilgili bakanlık tarafından atanmak istiyoruz, görevlendirilmek istiyoruz.
Tabii bu inceleme sonucunda savcılar bilirkişi atayacak. Tabii ki bizler bilirkişi olarak mahkeme tarafından atandığımız zaman bizler ne yapıyoruz? Biz bağımsız denetçi olarak çok rahat çalışabiliyoruz. Her türlü bilgiye, veriye ulaşabiliyoruz. Dik durabiliyoruz. Buna bağlı olarak da denetimde bir kalite meydana geliyor. Ama işte senin paranı ben veriyorum. İş güvenliği uzman olarak şirkete ne bileyim para ödüyorum. Burada denetimde ya da kontrolde sizin standartlarınız tabii ki var ama bizi de fazla zorlamayın der gibi işte başka alternatifler de var. Başka ne bileyim yumuşak, esnek çalışan ne bileyim bu tür denetimleri bizleri fazla yormadan yapan şirketler de var gibi bu tür sıkıntılar olduğunu televizyonlardan duyuyoruz. Yakın zamanda bu tür tartışmalar hala sıcaklığını devam ettiriyor. Evet Sayın Hocam, iş güvenliği denetiminde nasıl sorunlar var? Bu sorunları nasıl aşabiliriz? İnsanların madenlerde ölmediği işletmelerdeki iş güvenliği uygulamaları ve iş güvenliği denetimleri tabii ki referanslar açısından aynı ama bu referansların uygulanması ne bileyim pratikte gerçek hayatta uygulanma süreçlerinde farklılıklar olmalı ki bazı ülkelerde madende insanlar ölmüyor. Bazı ülkelerde işte ülkemiz başta olmak üzere insanlar madenlerde ölüyor. Tabii ki referanslarımız aynı ama uygulamadaki farklılıklar nelerdir? Bu farklılıkları nasıl ve ne şekilde düzeltebiliriz, dengeleyebiliriz ve insanlarımız artık madenden ölmeyecek bir standartın hayata geçirildiği duruma ya da düzeye yükseltilebilir. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. İsterseniz kısa sizi bir tanımak isteriz. Belki sizi tanımayan çok sayıda meslektaşımız olabilir. İşte öğrencilerimiz, harita mühendisliğinden öğrencilerimiz var, katıldılar. Evet hocam, önce bir kısa tanıtım, daha sonra da bu minvalde açıklamalarınızı sizlerden almaktan mutluluk duyacağız. Ayırdığınız zaman için çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hocam ben teşekkür ederim öncelikle. Tüm katılımcılara merhabalar. Profesör Şakir Şahin, Süleyman Demirel Üniversitesi öğretim üyesi. Job Sigmensi bölümü öğretim üyesiyim. Esas uzmanlık konum sistemoloji. Bunun yanında B sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak görev yapmaktayım. Aynı zamanda bakanlık bünyesinde eğitici olarak da görev yapmaktayım. İstihbarat güvenliği alanında. Tabii bu sürece başlamadan önce Jobsik ile ilgili süreci kısaca belirtmek isterim. 1991 yılı İstanbul Üniversitesi Jobsik Mühendisliği bölüm mezunuyum. 1997 yüksek lisans ile İstanbul Üniversitesi, 2002 İstanbul Üniversitesi doktora, 2002'de İstanbul Üniversitesi de doktorayı tamamladım. Daha sonra 2008-2009 döneminde Amerika Birleşik Devletleri'nde yine Türkiye'de gerçekleştirilen bir proje üzerinden postdoc için Amerika Birleşik Devletleri Missouri Üniversitesi'nde bulundum. Tabii bunun yanında Süleyman Demirel Üniversitesi bünyesinde çeşitli idari görevlerim de oldu. Ve 2019'da da tabii bu risk kavramı hep kafamda vardı aslında. Yani özellikle tabii mesleki anlamda, mesleki formatta risk kavramını sürekli ele aldığımız için bu risk konusunun çalışmayla ilgili o dönem AFAD Başkanı'na şunu sormuştum. Yani Türkiye'de özellikle kentsel risklerle ilgili neler yapılabilir ve bu konuda düzenleme, mevzuat düzenlemesinin neler olduğunu sorduğunda aslında Türkiye'de riskle ilgili mevzuat düzenlemesinin 6.331 sayılı İşsizlik Güvenliği yasasıyla düzenlendiği ifade etmiştim. Ben de böyle bir durumda iş sağlığı güvenliği alanında yüksek lisans yapmayı denedim 2019'da. Tabii yüksek lisansı tamamlamadan önce aslında 2013'te de bakanlıktan eğitici belgesi almıştım. Çeşitli firmalarda bu çerçevede danışmanlık yaptım. 2013-2014 hatta Süleyman Demirel Üniversitesi sürekli eğitim merkezinde dersler vermiştim bu konuda. Ve hala da bu derslerin devam ediyor. 2019'da yüksek lisansı 2020'de tamamladıktan sonra
Aynı yıl bu sefer iş güvenliği uzmanlığı belgesini aldım ve şu an Süleyman Demirel Üniversitesi bünyesinde iki birimde görev almaktayım. Ve bu eğitimlerde yine Süleyman Demirel Üniversitesi'nin tümünde sürdürmekteyiz ve aynı zamanda Jeofizik Mühendisliği bölüm bünyesinde afet ve acil durumda iş güvenliği üniversite ortak seçimlik dersinde vermekteyim. Tabii biraz önce aslında en başta konuştuğumuz bir husus vardı, bu uluslararası belgelendirme ile ilgili. Tabii bütün bunlar olduktan sonra aslında şu soruyu sordum kendime. Ya biz bütün bunları yapıyoruz ama bunun standartları neler? Tabii daha sonra bu kalite yönetim sistemleri konusuna girdiğimde aslında ISO 5001-2018 iş güvenliği standardı, iş sağlığı güvenliği standardı. Bunun belgesini de aldım. Uluslararası düzeyde bu çalışmalar nasıl yürütülüyor üzerinde. Tabii bununla birlikte de yine ISO 9001-2015 uluslararası kalite belgesi konusunda da çalışmalar yürüttüm ve yürütmekteyim hala da. Buradaki esas mesele dediğim gibi, yani biz bu işi yapıyoruz ama bunu uluslararası alanda en iyi şekilde nasıl gerçekleştirebiliriz? Yani standartlar noktasında nasıl gerçekleştirebiliriz sorusunun cevabını bulmakta esasında. Ve aslında o alana girdiğimizde, yani Türkiye'de sizin de biraz önce bahsettiğiniz, yani Amasra özelinde bahsettiğiniz, yine Soma özelinde bahsettiğiniz hususlar çerçevesinde, ya aslında bizim standartlar konusunda çok büyük eksikliklerimiz var. Ve bunun üzerine de TSE ile görüşmelerim oldu ve şu an uluslararası tabii ISO bünyesinde AYNA komitesi üyeliğini sürdürüyorum. Orada uluslararası toplantılara katılıyoruz. Tamam. Dünyada özellikle risk yönetimi konusunda hangi standarttan geliştirilmesi gerektiğine dair TSE bünyesinde oluşturulmuş uluslararası düzeyde tabii ISO ile birlikte yürütülüyor bunlar. Onların üzerine şu an çalışmalarını sürdürüyorum. Şimdi özellikle iş güvenliği ile ilgili mesele tabii Türkiye'de uygulamadan, yani bizim genel anlamda aslında mevzuatla ilgili çok sorunumuz yok Sayın Hocam. Burada esas bizim meselemiz uygulamadan kaynaklı. Ve geçmişte de aslında iş sağlığı ve güvenliği Osmanlı'da başlar uygulamalar ama Cumhuriyet dönemine geldiğimiz zaman, yani dahası aslında Cumhuriyet öncesi Türkiye'de veya daha doğrusu 1921'de daha Cumhuriyet ilan edilmeden önce yine bu Zonguldak Ereğli Havzası'na özgü yasa çıkartılmış. Şimdi bütün bunlar arkasından tabii Cumhuriyet döneminde de birçok gelişmeler olmuş. Onlardan biraz bahsedeceğim çok derine girmeden. Ancak bizim esas iş güvenliğiyle ilgili kapsamlı ve sadece bu alana özgü yasamız 2012'de çıktı. 6031 sayılı iş sağlığı ve güvenliği yasası. Ve ondan sonra da bununla ilgili yönetmelikler, bundan sonra düzenlemeler geldi. Peki buna niye ihtiyaç duyuldu? Çünkü bizim özellikle 2000'li yılların başında tersanecilik alanındaki ülkemizdeki gelişmeler, kapasite üstü kullanım çok fazla can kayıplarına neden ve bu her gün iş kazaları ve ölümlü iş kazalarıyla işte bunların hepsine hepimiz tanık olduk. Tabii bu konuda bir düzenleme yapılması gerekiyordu. Özellikle bu çok tehlikeli iş kollarına çok fazla ölüm olayları meydana geldi. Tabii 2012'de bu yasa çıktıktan sonra aslında tüm çalışanlara her ne kadar 6031 sayılı yasa kapsıyor olsa da az tehlikeli işlerde kamuda hala bunları kapsam dışında tutuyor. Ancak 2016'da herkesi, bütün kesimleri az tehlikeli işlerde kapsaması gerekiyordu. Fakat bu 2023'e yakaladı. Ancak başlangıçta bile bu şekilde olması dahi çok önemli bir gelişmeydi. Ve buna aslında çok da fazla direnç gösterildi. Fakat o dönem, yani gerçekten emeği geçen herkese teşekkür etmek gerekiyor bu konuda. Ve 2012'de çıkıp 2013'ten itibaren yasa uygulamaya konulmasından bu yana iş kazalarının ciddi bir azalma meydana geldi. Fakat ne var ki dünyada, Avrupa'da hala iş kazalarında
İlk sıradayız maalesef. Dünyada da üçüncü sıradayız. Ama gittikçe bu özellikle yeni düzenlemelerle birlikte bu konuda daha olumlu gelişmenin olduğunu söylemek mümkün. Burada yalnız bir şey daha söylemek gerekiyor. Bu tür uygulamalardan esasen bir yasa çıktıktan sonra bu yasaların uygulamada, tabii yönetmeliklere birlikte uygulamada güçlü ve zayıf yanları tespit edilip önce kamuda bunlar bir pilot çerçevede birimler üzerinde uygulanıp daha sonra özel sektöre bunun uygulanmaya başlaması gerekir. Fakat Türkiye'de bu özel sektörde başladı. Yani kamuda da uygulanıyor ama işçiler üzerine uygulanıyor. Tabii buradan bu sefer yasanın güçlü ve zayıf yanlarını belirlemekten daha ziyade özel sektör birçok konuda maalesef şartları yerine getirmemesi ya da işveren ya da işveren vekili bu yapması üzerine düşeni yapmamasından kaynaklı ciddi sorunlar yaşandı, yaşanmaya devam ediyor. Fakat zaman içerisinde çok önemli gelişmeler olduğunu görüyoruz. Şimdi biraz önce bahsettiğiniz özellikle veya hatta şöyle genel manada söylemek gerekirse maaş aldığı kişi veya diğer bir ifade patronu çalışanın denetlemesi gibi bir durum söz konusu. İşte bu gerçekleşemiyor. Burada aksayan durumlar söz konusu ki biz bunu en belirgin Soma'da gördük. Dolayısıyla bu diğer özellikle çok tehlikeli iş kollarında çok fazla karşımıza çıkan durumlar. Ancak ne var ki yani ülkemizde özellikle 6331 sayılı yasanın çıkmasıyla birlikte bu alanda özellikle tabii birden çok yasa yerine spesifik bir yasanın çıkması kesinlikle bu konuda çok önemli bir gelişme ve bundan sonraki süreci de daha net bir şekilde belirleyeceğini söylemek mümkün. Biraz önce söylediğim gibi aslında Türkiye'de mevzuatla ilgili çok fazla sorun olduğunu söylemek yanlış olur, haksızlık da olur. Fakat bizdeki temel sıkıntı uygulamadan kaynaklanıyor. Yani biz denetleme noktasında çok ciddi sorun yaşıyoruz. Ve bizim esas başımızda burası ağrıyor. İşte mesela işte hepimizin bildiği üzere Avrupa Birliği bugünkü aslında bugünkü Avrupa Birliği'nin başlangıcı kömür birliği. Şimdi Belçika, efendim Almanya bu konuda birçok yani gerçekten örnek alınabilecek ülkeler ve bunlar maden kazaları konusunda artık sıfır ölüm diye tanımlayabileceğimiz bir noktaya gelmişken hala gelişmemiş ülkeler, işte maalesef bizde de bu tür olayların neden kaynaklarının aslında neden olduğu da birçok açıdan belli aslında. Fakat buradaki temel mesele şu, ilgili mevzuatların uygulanmaması ve yeterli denetim olmamasından kaynaklı olduğu sonucuna aslında genel anlamda varabiliyoruz. Fakat tabii burada şunu da görmek gerekiyor. Özellikle Amasra tabii şu an incelemeler devam ediyor. Kutsal süreç devam ettiği için tabii burada ne tür bir durum olduğunu söylemek şu an için yanlış olur. Şimdi bütün bunlara baktığımız zaman madenlerde iş güvenliği ile ilgili bugünkü veya bu ders sürecinde üzerinde duracağımız konular evet ilgili mevzuat. Şimdi bu alanda ne tür mevzuatlar düzenlemesi yapılmış, bundan sonra nelere ihtiyaç var? Madenler, iş sağlığı ve güvenliği, yeraltı ve yerüstü maden işletmeleri, maden işletmelerinde kullanılan makine ve özellikler, madenlerde tehlikelerle alınması gereken önlemler ve en çok can yakan da zaten kuyucu patlamalar. Şimdi mevzuatla ilgili esasında 4857 sayılı iş kanunu 2003'te çıkan bu kanun birçok konuda düzenleme yapmış. Ve 6331 sayılı yasada buna entegre edilerek uygulanmış. Fakat iş kanunda bunlar belirtilmiş ama 6331 sayılı yasa bu konu çerçevesini belirliyor. Yani bütün detayları ortaya koyuyor. Ve tabii 6330 bu bir yasa, yönetmeliklere uygulanması gerekiyor. Ama
4857 sayılı iş kanunu aslında 1933'te yanlış hatırlamıyorum 3008 sayılı yasayla başlıyor. 1971'de kısa süreli yine bir iş kanunu düzenlemesi yapılmış fakat 4857 sayılı 2003'te çıkan yasa gerçekten çok kapsamlı birçok konuda sorun çözme noktasında detaylandırılmış bir yasa olduğunu söylemek mümkün. 6331 sayılı yasada 2012'de çıkan ve 2013'te yürürlüğe giren 6331 sayılı yasa tabii 5850 4857 sayılı yasanın bazı mesela 50'den daha az çalışan iş yerlerini kapsamama durumunu bunu ortadan kaldırıyor. Ve 6331 sayılı yasa tümünü kapsıyor. Buradaki eksikleri gidelim. Tabii bununla ilişkili bir başka bir yasada 5510 sayılı Sosyal Sigorta ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu. Aslında SGK kanunu yani. Öyle söyleyeyim günümüzde anlaşılması açısından. Çünkü iş sağlığı güvenliğinden, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında meslek hastalığı ya da iş kazaları bundan doğan haklar 5510 sayılı Sosyal Sigorta ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre düzenleniyor. O çerçevede ele alın. Madenler konusunda ise tabii burada bir şey daha özellikle katılımcılara şunu belirtmek isterim. İş güvenliğiyle ilgili yasal güncel daha doğrusu mevzuat düzenlemeleri bilgit.com.tr burada güncel bütünüyle güncellemeler yapılarak bütün mevzuat işte burada tüzük pardon, kanun, tüzük ve yönetmelikler hepsi mevcut. Oradan bakabilirler. Bilgit.com.tr. Tabii ben burada madenle ilgili, madencilikle ilgili yönetmelikleri ve tüzükleri aldım. Dolayısıyla burada tabii bu yasal, daha doğrusu mevzuat düzenlemeler dediğimiz baktığımızda çok sayıda yönetmelik var bu alanda. Burada maden ve taş ocakları işletmeler ve tünel yapımında alınacak işçi sağlığı ve iş güvenliği önemli ilişkin tüzük. Yine madencilik alanında dikkat denetimlerde faydalanması gereken bir tüzük. Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddeye çalışılan iş yerlerinden alınacak tedbirler hakkındaki tüzüğü mutlaka dikkate almamız gerekiyor. Yine bizi özellikle bağlayan maden işlerinin iş sağlığı ve güvenliği yönetimi. Burada kapsam dahilinde bunu dikkate almamız gerekiyor. Yine ağır ve tehlikeli işler çünkü 6331 sayılı yasaya göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli iş kategorileri var. Bunlar NACE kodlarıyla belirlenmiş. Bunu İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğü belirliyor. Ve bu zaman zaman da güncelleniyor. Mesela 2020'de yeni güncellemeler yapıldı. Hatta bu konuda yeni görev değişiklikler yapılmak durumunda kalındı. İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği. Güvenlik ve sağlık işaretleri yönetmeli. Yine madencilikte çok önemli. Gürültü, çünkü yer altında birçok cihaz kullanması gerekiyor. Patlayıcı ortamların tehlikelerin çalışanların korunması hakkındaki yönetmelik. Kişisel koruyucu, burada zaten çok sayıda kişisel koruyucu donanımı kullanması gerekiyor. Ve bunun aynı zamanda kullanımı hakkında yönetmelik var. Yani kişisel koruyucu donanım yönetmeliği ayrı. Bir de kişisel koruyucu donanım kullanımı, iş yerinin kullanımına ilişkin yönetmelikte bu düzenlemeler hepsi detaylı bir şekilde yapılmış vaziyette. Şimdi bizi hangi kapsam dahilinde, özellikle madencilikle ilgili kapsam ne? 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, bir de maden iş yerinin iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu biraz önce belirttiğim üzere 2012'de çıktıktan hemen ya bir sonraki yıl 2013'te yürürlüğe girdi ve tüm iş yerlerini kapsıyor. Ve stajyerler de buna dahil olmak üzere. Hatta şu konu gündeme geldi geçtiğimiz günlerde. Mesela biz mesela ben şu an diş hekimliği fakültesine görev yapmaktayım. Şu soru soruldu. Biz öğrencileri dahil edecek miyiz? Tabii öğrenciler bunun dışında. Fakat tıp fakültesinde mesela şöyle bir olay var. Bu intern doktorlar mesela poliklinikte çalışıyor. Bunlar buna dahil edecek mi? Şimdi burada eksiklikler var. Bunlar zaman içerisinde elbette ki tabii bunların dahil edilmesi gerekiyor. Çünkü bunlar çalışan durumda. Yani en azından
Şu an polikliniklere görev almasa bile bir stajyer düzeyindeler. Dolayısıyla bunların alınması gerekiyor. Bunları tabii zaman içerisinde yönetmeliklerde düzenlemek mümkün olacak. Maden iş yerine iş sağlığı güvenliği yönetmeliği tabii yasa Mayıs'ta çıktı. Bu Haziran ayında 20 Haziran 2012'de iş sağlığı güvenliği 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamına giren maden iş yerini kapsayacak şekilde düzenlendi. Hocam biraz da rahatsızlığımdan dolayı kusura bakmayın sesim sıkıntılı olabilir. Sizi dinlendirelim istiyorsanız Medine'den yok, bir yorum devam alalım. Edebiliriz. Öyle yani, mi? Tamam hocam. Sıkıntı yok. Şimdi iş sağlığı ve güvenliği nedir? Yani bunu çok konuşuyoruz. Aslında iş yerinden çalışanların normal sağlıklı hallerinin korunması. Yani bunun için ne yapılması gerekiyorsa o işlemlerin tümünü kapsıyor. Evet. İş sağlığı ve güvenliği dediğimizde işin yapılması sırasında çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa ve güvenliğe zarar verebilecek koşullardan korunması amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalar. Efendim nedir? Yeraltı madenciliğinde bir kaza olmaması. Tabii sadece kaza olmaması şahsın düşüp mesela yaralanması da buna dahil. Yani kişilerden kaynaklı konuları da dahil ederek bütünüyle ele alıyor. Bizim 5510 sayılı yasamızda bu şekilde tanım yapılırken Dünya Sağlık Örgütü bunu şöyle tanımlamış. Tüm mesleklerde çalışanların bedensel, ruhsal ve sosyal yönden iyilik hallerinin en üst düzeyde tutulması, sürdürülmesi, geliştirilmesi çalışmaları şeklinde tanımlamış 1950'den. Tabii biz de buna imza attığımız için de biz bunu esas almak durumundayız. Peki amaç ne? Çalışanların sağlıklı ortam sonra iş kazalarına karşı korumak. Efendim mesela biz şu an görev aldığımız yerde, mesela ben diş hekimliğinde bir dişçi koltuğunun bulunduğu yer, dişçi koltuğu kaldırılmış. Fakat tabii orada su kullanımına bağlı küçük vanalar var yerde. Mesela o vanalar kaldırılmamış. Mesela o vana bir risk teşkil ediyor. Ve işin bir ilginç tarafı daha var. Bu vanalar acil çıkış kapılarına yakın yerlerde. Şimdi ben bunu saha gözlemlerinde dedim ki işveren vekiline bu vanaların kaldırılması lazım. Dedi ki bu vanalar sıkıntı mı? Evet. Neden? Çünkü afet ve acil durumda, yani acil durumlarda daha doğrusu burada doğrudan doğruya orada çalışan hasta ya da öğrenci acil durum kafasını yönlenirken buraya takılıp düşebilir. Bu bir risk iş. Veya merkez mutfakta geçtiğimiz günlerde bir olay, küçük bir iş kazası yaşandı. O da şu, merkez mutfakta temizlik yapılırken yerde, yer döşemesi, fayans üzerinde deterjan kalıntısı. Bu da kaymaya yol açtı ve çalışanımız düştü ve kolunu indirdi. Bu bir iş kazası. Çünkü doğrudan doğruya bu acile gider. Acilde bunun kayda alınması gerekir. Çünkü siz bunu nerede yaşadınız? Evde mi yaşadınız? İş yerinde mi yaşadınız? Ya da dışarıda mı yaşadınız? Hemen bunu sorarlar. İş yerinde yaşadığınız dediğiniz andan itibaren bu hemen oradaki acil durum polisi devreye girer ve tutanağı tutar. Tuttuktan sonra siz bunu 3 iş günü içerisinde SGK'ya iş kazası olarak bildirimde bulunmak durumunda. Dolayısıyla burada iş kazasına karşı korumakla da yükümlü. Ne yapacağız o zaman? Kişisel koruyucu donanım, aynı zamanda o yerlerin daha doğrusu orada çalışanın bilgi sahibi olması noktasında eğitimler veriyoruz. Hem ortamı koruyoruz hem şahsı korumaya yönelik çalışmalar yürütmemiz gerekiyor. İşçi ve iş arasında en iyi uyumu sağlam. Şimdi buradaki uyum noktasında ofislerde dahi veya çalışma ortamında peki o kişinin düşmesine sebep olan ne? Ayağındaki terlik aslında. Şimdi terlik standarda uygun değil.
bütün iş yerlerinde kullanılacak kişisel koruyucu donanımın TSE belgesi ve CE belgesi olmak zorunda. Tabii kurum daha ekonomik olması açısından CE belgesi olmayan bir terlik almış. O da taban sert ve yüzeyde sürtünme zayıf olduğu için deterjan kalıntısıyla birlikte bu yağ da var bir miktar. Dolayısıyla ayağı kayıyor ve düşüyor. Dolayısıyla bizim burada kişisel koruyucu donanım vererek aynı zamanda o işe onun uygun olmasını da sağlamamız gerekiyor. Bir başka örneği de vereyim. Bir çalışanımız bizim fakültedeydi. Aslında akciğer hastası. Solunumla ilgili sorunu var. Bunu temizliğe vermişler. Tabii orada uçucu maddeyi soluduğu zaman tıkanma meydana geliyor ve bu aslında kronik bir rahatsızlığı olması hasebiyle başlangıçta bunun iş yeri hekimi buraya oluşturacağı vereceği belgeyle birlikte kesinlikle bunun heyete gitmesi lazım ve bu kişinin burada çalışmaması gerekiyor. Çünkü bu bugün belki geçici bir şekilde sorun çözülebilir ama fakat ilerleyen zamanda bu meslek hastalığına döner. Yani meslek hastalığı çalışma süresi içerisinde bir hastalığa yakalanmış olması şeklinde tanımlanmıyor. Emekli olduktan sonra bile eğer buradaki çalışma koşullarına bağlı olarak bir hastalık ortaya çıkarsa bu meslek hastalığına yol açıyor. Meslek hastalığı olarak tanımlanıyor ve tazminat hakkı doğur. Dolayısıyla iş yeri hekiminin bu konuyu dikkate alması gerekiyor. Fakat dikkate almamış. Peki iş ve işçi arasındaki uyumu nasıl sağlayacağız böyle? Böyle bir durumda bana sormuştu. Tabii benim sorumlu sağım değil mühendislik fakültesi ama ben de sen burada çalışman imkansız, kendisine sen burada çalışamazsın. Peki ne yapacağım dedi. Dedim ki sen işveren vekiliyle görüşeceksin. Ama ben işveren vekilinin kim olduğunu bilmiyorum. Peki çalışan temsilciliği biliyor musun? Onu da bilmiyorum. O zaman çalışan temsilcisine gideceksin. Bunlar çalışma iş kollarına göre aylık, 2 aylık ve 3 aylık toplantılar yaparız. Mesela ben diş hekiminde her ay toplantı yapmak zorundayım. Sağlık Kültür Daire Başkanlığı da 3 ayda bir toplantı yapmak zorundayım. Çünkü bir tanesi çok tehlikeli iş kolu, bir tanesi az tehlikeli iş kolu. Ama tehlikeli olmuş olsaydı bu 2 ayda bir olması gerekir. Ve o çalışan temsilcisini buldu. Kendisi çalışan temsilcisine bu durumu ilettikten sonra kurulda çalışan temsilcisi bu çalışanın durumunu ortaya koydu ve işveren vekili bunu çalışanın yerini değiştirdi. İş yeri hekiminin görüşü doğrultusunda. Ve şu an bu tehlikelerle karşılaşmadan çalışma hayatını sürdürüyor farklı bir birimde. Tabii iş güvenliğinin amacı birincil önce insan hayatı. İnsan sağlığı. Ondan sonraki süreçler işte üretimin güvenliğini sağlamak, işletme güvenliğini sağlamak, iş yerindeki riskleri tamam ortadan kaldırmak ya da en aza indirmek. Ama bütün bunlara baktığımız zaman bütün bunların hepsi insan sağlığının korunması üzerine kurulu. Hocam istiyorsanız kısa bir iki değerlendirme de alalım. Siz de bir şey yapın, monolog olmasın. Medine'den bir şey yapalım, yorum alalım. Zaten bunu devam ettirmek için de araya da girmemiz lazım ki yoksa şey olabilir, mevcut katılımcılar da gerçekten devam etmeyebilir. Tabii, aynen, doğru. Evet, evet Medine sen ne diyorsun bu duruma? Şakir hocama hoş geldiniz diyorum. Çok teşekkür ederim. Bu maalesef bizim ülke ve dünya genelinde bir sorun iş güvenliği ve sağlığı. Bununla ilgili çok eski zamanlarda tabii ki çalışmalar olmuş ama yeterli düzeyde değil, halen de değil. Yeraltı ve yerüstü maden diye bir tanım koymak istiyorum. Hani yeraltı maden çalışmalarındaki bu tam anlamıyla sağlanamasa da belki yerüstü maden çalışmalarında bu iş sağlığı ve güvenliği tam anlamıyla sağlanabilir. Yani belki şöyle düşünebilirsin, neden yer altında tam anlamıyla sağlanamaz diye. Bunun belki maliyet olarak yüksek olabilir. Bir de yeterli düzeyde bir kömür çıkarılan yani ya da bir cevher çıkarılan bir alanda sızma olabilir. Bunun yeterli düzeyde ölçümü yapılamıyor olabilir. Bunlar yapılması gerek tabii ki ama işveren yeterli desteği alamadığında
bu gibi şeylerden kendisini kısıtlıyor. Bu yüzden de yeterli bir önlem alınmış sağlanamıyor bence. Mesela geçenlerde maden faciası oldu ve bu grizi patlamasının yeterli havalandırmanın olmadığından kaynaklı. Bunun havalandırma sistemi daha önce neden yapılmadı? Maddi gelirisi çok mu fazlaydı? İnsan sağlığını neden bu kadar ucuza alıyorlar? Her şey rapor üzerinde mi? Bu gibi sorular insanın aklına geliyor. Bir de tabii ki oradaki çalışanın psikolojisi de çok önemli. Bazen çalışanlardan kaynaklı bir kaza da meydana gelebiliyor. Yani onun tetiklediği bir kaza da meydana gelebiliyor. O yüzden bu konu üzerinde gerçekten raporlar üzerinde değil de tamamıyla gerçek bir çalışma yapılması, gerçek bir denetim yapılması sağlanması lazım. Daha önce bir araştırmalarda bulunmuştum. Japonya'da, Çin'de, ABD'de, Ukrayna'da böyle yeraltı ya da yerüstü maden sahalarının iş sağlığı güvenliği için iki proje ortaya kondu. Çıkarılsa da çıkarılmasa da bununla ilgili iki proje hazırlanıp ortaya kondu. Yani orada iddia ediliyordu. Ama bizim ülkemizde bulunan neden böyle rapor üzerinde kalıyor? Bunun tartışması yapılır evet ama bu konuda nasıl bir ilerleme sağlayarız? Nasıl bir çözüm üretebiliriz? İnsanların eğitim düzeyiyle mi alakalı? Bilemedim yani gerçekten. Evet, gerçekten çok önemli tespitler ve sorular hocam. Evet. Gerçekten evet. Yani tamamına bugün ya da bu hafta cevap vermek zorunda değilsin. Çünkü sorular oldukça kapsamlı. Medine Hocam. çok iyi tespitler yapıyor. Buyurun hocam. Esasında tabii ilerleyen zamanlarda geleceğim. Yani bu konuların hepsi burada sorulan cevapları var. Tabii siz de bunu ilerleyen haftalarda yayan deyince ben onun için çok da hızlı gitmiyorum aslında. Biraz daha içselleşmesi açısından ben sunumu daha doğrusu konuyu çok daha daralttım. Yoksa bu çok geniş bir konu aslında. Yani neredeyse bir döneme sığar aslında da. Fakat genel hatlarıyla ele almamız gerekiyor. Şimdi burada kesinlikle bu tespitler doğru. Aslında bunlar yapılabilecek nitelikte. Fakat hani neden yapılmıyor meselesine tabii onlara geleceğiz. Bu aslında yasa 631 sayılı yasa bunların hepsinin yapılmasını emrediyor. Burada hiçbir eksiklik bırakılamaz. Yani bu bir maddiyat meselesi kesinlikle olamaz. Aslında iş kanunu da bu konuda çok önemli düzenlemeler getirmiş. Fakat bizdeki esas mesele denetim sorunu. Ve hatta bunun tabii rapor çıktıktan sonra burada değerli katılımcımız mesela raporlarda neden kalıyor şeklinde söyledi. Esas mesele orası. Yani biz evet bir rapor hazırlıyoruz. Fakat bu raporun burada sonuçları üzerinde konuşmuyoruz. Yani irdelemiyoruz bunu veya bunu ele almıyoruz. Tam bir rapor çıktı ama bu ne? Bu ne? Yani ve sonucunda bu rapor çıktıktan sonra ne oldu? Rapor neyi öngörüyordu? Ne oldu? Mesela birçok şey söyleniyor Amasra ile ilgili ama şu an o konulara girmek tabii uygun olmaz. Çünkü hukuki süreç başladığı için onlar daha sonra da burada ortaya çıkacak. O zaman biraz hızlıca giderek o sorularda en azından bir kısmına bu derste cevap vermeye çalışayım. Biraz önce söylediğim gibi iş güvenliği çalışmalarının temel amacı can güvenliği. Ondan sonra makine araç gereçler, sonra iş yerinin güvenliği, sonra çevre güvenliği, son olarak da üretilen malın güvenliği. Bu en son gelen mesele. İşte burada esası iş sağlığı ve güvenliğinin tarafları. Bütün esası 6331 sayılı yasa işveren ya da işveren vekiline yüklüyor. Sorumluluğu. Hatta burada iş güvenliği uzmanlarının birçoğu kamuoyunun gündemine geliyor. Fakat tabi burada patronun denetlenememe tırnak içerisinde aslında sorun oradan çıkıyor. Eğer deftere yazılmış olsa hatta şöyle kamerada gösterebiliyor muyum hocam? Şöyle bir defter var. Şimdi bu defter matbu bir defter. Yani çok net görünmeyecek ama
Şöyle söyleyeyim. Biz bunu her ay hazırlamak durumundayız. Başlangıçta şöyle açıklamaları var. Bu bakanlıktan gelen. Ve buna her ay el yazısıyla tespitlerimizi yazarız. Tabii burada okunmuyor. O ayrı mesele. Ben sadece görünmesi açısından. Bu tespitlerin yazılı işveren onayladığı andan itibaren artık iş güvenliği uzmanından iş çıkıyor. Ama iş güvenliği uzmanının şu sorumluluğu var. Risk değerlendirmesini yapmış mı? Afet acil durum raporlarını hazırlamış mı? Eğitimlerini vermiş mi? Savcı 3 tane soru sorar. Bunlar tamamlanıp defterde eğer hazırlanmışsa bunlar defterde işlenmişse ondan sonraki süreci işveren vekili ya da işveren sorumlu hale gelir. İş sağlığı güvenliğinin taraflarına baktığımız zaman burada en önemli kısım işveren. Yani yasalara uygun iş yerini kurmak, yani çalışma ortamını güvenli bir hale getirmekle yükümlü. Emniyetsiz durumları kesinlikle gidermekle yükümlü. Eğer gidermemişse orada bir tespit durumu söz konusu iş güvenliği uzmanı bunu deftere yazar ve işveren vekiline sunar ve imzasına. Teknik ve güvenlik konularında çalışmalar yapılmasını sağlamakla yükümlü. O eğitimi vermek bile, verilmesini sağlamak bile aslında işverene ya da işveren vekiline ait. Peki, üç taraflı olan bu iş sağlığı güvenliğinin tarafları, işte bunlardan bir tanesi de işçiler, yani çalışanlar. Peki onlar neden sorumlu? İş güvenliği kural ve talimatlarına uygun çalışma düzenini sağlamak. Çünkü tüm çalışanların bir iş sözleşmesi var. Bu iş sözleşmesinin dışında hiçbir iş yapamazlar. Ve bu iş sözleşmesinde belirtilen şartlarda yerine getirmek durumundalar. Çünkü tek tarafın fesih oluşmaması açısından. Peki üçüncü taraf olan kim? Devlet. Devlet ne yapar? Yasaları çıkartır ve denetlemeyi sağlar. Buradaki bu üç ayak, denetleme mekanizması diğerler denetleyerek bu süreç sağlanmış olur. Hocam işveren onaylar dediniz. Onaylamadığı zaman ne oluyor? Onaylamadığı zaman... İstifa mı ediyorsunuz? Böyle bir durumda bakanlar bildirmek zorunda. Bakanlar bildirmek zorunda. Bakanlığa bildirmek zorunda. Tamam hocam. İşte tamam. Burada da yalnız işveren şöyle tehdit ediyor iş güvenliği uzmanı. Diyor ki o zaman kusura bakma ben seninle çalışamam. İşte onun için biraz önce hani yapı denetimden bahsettiniz ya. Şimdi yapı denetimdeki gibi. Şimdi yapı denetimde de yine hala aslında bu işsizlik fonu gibi bir fonun merkezde oluşturulup maaşların oradan alınması gerekiyor. Şimdi hala patrondan alınıyor. Tamam, görevlendirmeyi bakanlık yapıyor, çevreleyecek ve iklim değişikliği bakanlık yapıyor. Ama maaş hala patrona alındığı için hala yapı denetimcinin, hele hele iş güvenliği uzmanı şu an doğrudan doğruya her açıdan patron, yani patrona bağlı. Dolayısıyla burada ben seninle çalışamam dediği zaman iş bitiyor. Dolayısıyla bu iş, bu kaygı birçok kişinin. Yalnız burada son zamanlarda cezalar çok arttı. Ve bu cezalardan mütevelli işverenler artık iş güvenliği uzmanlarının önerilerini dikkate almaya başladılar. Özellikle Sakarya'da bu olay, Sakarya'da bu havai fişek fabrikasında çok belirgin bir hale geldi. Orada daha sonra yaşananlar da işveren vekilinin aslında çalışma şartlarını sağlamadığı sonucu ortaya çıktığı için ki patlatma alanında da maalesef şehit verdik hatırlarsanız. Dolayısıyla bu taşıma koşullarının bile uygun olmadığı sonucu ortaya çıkınca bu sefer bütünüyle işveren vekili üzerine mahkeme, tabii iddianame bunun üzerine kuruldu. Dolayısıyla orada işveren vekili daha sonra tahliye oldu zaten. İş güvenliği uzmanı tahliye oldu. Evet. Hocam kusura bakmayın lütfen. Estağfurullah, geçmiş olsun hocam. Bakın 5. madde. Maden işleyen iş sağlığı güvenliğinde işveren vekiline veya işverene yüklediği yükümlülükler. Çalışanların sağlık ve güvenliği sağlamak amacıyla iş yerinde çalışanlar sağlık ve güvenliği tehlikeye atmayacağı şekilde tasarlar, inşa eder ya da ettirir.
hizmete alır, işletir ve bakımını yapmakla yükümlü. Bunlar sürekli denetim altında tutulmak ve raporlarının, çünkü bunlar bazı mesela asansörler her yıl mutlaka bakımının yapılması gerekiyor. Şimdi bakanlığa bildirme biraz önce demiştiniz ya, bizim üniversitede mesela şöyle bir olay oldu. Asansörler hepsi kırmızı etiketli. Ben bu konuyu İSAL'ın Genel Müdürlüğü ile görüştüm. Onlar da dediler ki biz bunlar 2016'dan sonra teknik hizmetleri belediyeye intikal etti. Fakat siz bakanlığa bildirirseniz şimdi bu ciddi bir yükümlülük beraberine getirir. Siz bunu belediyeyle çözün. Eğer çözemezseniz bize intikal etsin şeklinde olmuştu. Daha sonra belediyeyle çözdük tabii ki. Ama çünkü cezası çok ağır. Hatta şunu söylemişti. Eğer şu an dedi bakanlık üniversiteye gelip inceleme yapsa bundan birkaç sene önceydi 4 milyonun üzerinde dedi ceza alır. Süleyman Demirel Üniversitesi. Cezalar çok ağır. Bu noktaya girmeden belediyeyle çözebilir misiniz? Şeklinde. Şimdi bütün bunlara baktığımız zaman iş yerine yapacak her türlü çalışma yetkili kişinin nezarete ve sorumluluğu altında yapılmak durumunda. Yani o kişiler ataması gerekiyor. Özel riski bulunan işler yalnızca bu işlerle özel eğitim alan ehil kişiler, uzman kişilere yaptırılması gerekiyor. Ya ben işte bir kişiyi atadım. Ay böyle bir durum söz konusu. Eğer belgesi yoksa o kişiyi kesinlikle atayamaz. Tüm güvenlik talimatları çalışanların anlayacağı şekilde hazırlanması. Ve bunlar belli yerlere asılmak durumunda. Mesela biz Diş Hekimliği Fakültesi'nde ve Sağlık Kültür Daire Başkanlığı'nda acil durum tahliye planlarını duvara asmak zorunda. Bunlar aslında bütün kurumlarda olmak zorunda. Mesela bizim fakültelerimizde şu an yok. Oysa olması gerekiyor. Bilmiyorum yani sizin bulunduğunuz yerde var mı? Acil durum tahliye planı, acil çıkışlar. Ben görmedim hocam. Mesela bunların olması gerekiyor. Yani görebileceğim yine, bir yerde olsa gördüm herhalde. Yani nasıl? Dediğiniz gibi gördüm. Yani görebileceğim bir yerde olsa gördüm. Tabii tabii. Görmedim şu ana kadar. Bir de tahliye planları yangın dolaplarının kenarlarının göz hizasına, yani insanların rahat görebileceği şekilde olması gerekiyor. 18.06.2013 tarihli ve 28.681 sayılı resmi gazeteye yayınlanan işlerde acil durumlar hakkında yönetmeye uygun olarak yeterli ilk yardım donanımı sağlamak durumunda. Ve aynı zamanda bu ilk yardımla ilgili arama kurtarma, tahliye, ilk yardım ve koruma ekiplerini de oluşturmak durumunda. Bakın 4 tane ekibi kurmak durumunda. Mesela biz bunları ilgili birimlerde yapıyoruz. Acil durum dosyaları var. Hani onlar tabii çok fazla zaman alacağı için onlar daha spesifik konular. Onlara girmiyor. Yine işveren İş Sağlığı Güvenliği Kanunu'nun 4. maddesinde işverenin genel yükümlülüğü adı altında tanımlanıyor. 10. madde risk değerlendirmesi. Kontrol, ölçüm ve araştırma mutlaka yaptırmak durumunda. Eğer bunu yaptırmaz ise, mesela gürültüden kaynaklı bir meslek hastalığı kişi emekli olduktan sonra da ortaya çıkarsa yine aynı işveren yükümlülük altına sokulur. Yani aslında bu kadar ağır. Yine 14. maddeye baktığımızda iş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi mutlaka yapmak zorunda. Aksaklıkta ceza yer. 16. madde çalışanların bilgilendirilmesi. Bunu da yine kendi bünyesinde ya da dışarıdan hizmet satın alarak. Mesela her bir birim, üniversite ya da kamu kurumu ya da özel sektör kendi ortak sağlık güvenlik birimini kurmak zorunda değil. Ya da iş sağlığı güvenliği birimi diye daha küçük bir birim, onu da bu çalışan sayısına göre şekilleniyor. Kurmak durumunda değil. Dışarıdan hizmet satın alarak da bunu yapabilir. İşveren sağlık ve güvenlik dokümanını özellikle aşağıdaki hususların yer alması sağlar. Çalışanların iş yerine maruz kalabilecekleri psikososyal riskler, buna mobbing de dahil. Bunun risklerin belirlenmesi ve değerlendirmesini yapar veya yaptırır. Bu yönetmelik hükümlerini yerine getirmek için ancak uygun tedbirler ve bu yönetmelik kapsamına hazırlanması gereken yönergelerin ve planların hazırlanmasını mutlaka sağlamak durumunda. Yani yönetmelik bu zaten 63-31'e göre çıkıyor. Bunu yapmakla yükümlü. Bu aslında her ne kadar yönetmelik
yönetmelikte uygulanmak zorunda. Yasanın amil hükmü gereği bu. Yine çalışma yerlerinin ve ekipmanının güvenliğini güvenli şekilde düzenlemesi ve kullanması ve bakımını da yapması gerekiyor. Bakımdan kaynaklanan. Mesela dün küçük bir yangın çıktı. Diş Hekimliği Fakültesi'ne. Bugün tutanağını tuttuk. Mesela bir elektrik cihaz, elektronik cihaz, kablo tutuşmuş. Tabii büyümedi ama neticede bunun bakımının yapılmadığını bize soracak mesela. Gibi. Sağlık ve güvenlik dokümanının iş yerinde çalışmaya başlamadan önce hazırlanması ve önemli değişiklikler veya ilave yapıldığına veya yapılıp yapılmadığı bütün bunların hepsini veya revize yapılıp yapılmadığına dair bunların hepsini kayda almasını ve bunların düzenlemesini sağlamakla yükümlü. Yani işverene çok büyük yük aslında. Peki burada amaç ne? Hedef iş kazalarını azaltmak. İşte iş kazalarının aslında %98'i önlenebilir nitelik. Biraz önce Medine Hanım'ın söylediğin sorduğun son. %88'i aslında çalışma hayatına kişilerin güvensiz davranışından kaynaklanıyor. Yani şahsa bağlı. Yani genelde bizde ne olur? Bize bir şey olmaz. Ya olmaz diye bir olay yok. Oluyor. Mesela bir örnek vermek gerekirse Türkiye kamuoyuna düştü. Isparta'da elektrik kesilmesi biliyorsunuz. Geçen kış. Hala elektrik Isparta'da sorun. Bazı bölgelerde, bazı mahallelerde daha doğrusu bir haftaya yakın elektrik gelmedi. Bazı yerde 3 gün kadar gelmemişti. O arada bizim üniversiteye park ve bahçelerin olduğu birime su sağlayan pompanın sigortası atmış. Ve bu sigortanın yapılması, işte trafoya çıkılması gerekiyor. TİH'ten bu vinçli sistemi istemişler. Onu da şehirde zaten sorun çok fazla. Biz size veremeyiz, beklemeniz gerekiyor. Şeklinde cevap alıyorlar. Ve bizimkiler, bizim işte yapı işlerindeki arkadaşlar da ya biz gidelim müdahale edelim şeklinde gidiliyor. Ve maalesef orta gerilim hattı normalde tekniker çıkması gerekirken bir teknisyen arkadaş trafoya çıkıyor ve sol kolunda bir sermen giren akım omuzundan çıktı. Ve kolunu kaybetti arkadaşım. Ve akıma kapıldığı andan itibaren de yere düşüyor. Eğer yanındaki kişi tecrübeli olmasa bitkisel hayata girerdi ve yanındaki özelleştirmeden TEDAŞ'tan geldiği için tecrübeli olduğundan dolayı dişini kırarak, ön dişlerini kırarak suretiyle solunumu sağlıyor. Ama kolu tabii gitti. Ve şu an engelli durumda. Şimdi bu, peki buradan nereye geldi? Burada aslında iş kazasında bu kişinin güvensiz davranışından kaynaklanıyor. O direğe kesinlikle. Çünkü elektrik adamların yönetmeliği diye bir yönetmeliğimiz var. Şimdi bunlar trafoların güçlerine göre müdahale edilmeyi esas alıyor. Teknisyenlerin en düşük, yanlış hatırlamıyorsam 30 kW var. Üzerine müdahale edemezler. Ama bu orta gerilime 50 kW'ya müdahale. Dolayısıyla da tabii bir kere burada bir hata var. İkincisi, kişisel koruyucu donanım almadan kesinlikle çıkamazsınız oraya. Elektriği kesmeden kesinlikle çıkamazsınız. Ve siz aynı zamanda direğe çıkarak aslında bunu müdahale etmemeniz gerekiyor. Araçla müdahale etmeniz gerekiyordu. Ama o kişinin o an işte ya işte bize bir şey olmaz hadi gidelim şu işi halledelim türü yaklaşımı maalesef böyle bir olaya neden oldu. Hocam istiyorsanız bu slaytta kalalım. 10 dakikamız var. Kısa bir değerlendirme yapalım. Evet. Şimdi tabii ki çok güzel bir slayt bu. Yani hedef iş kazalarını azaltmak. Herhalde biz azaltmadığımız için Avrupa'da iş kazalarında birinci sıradayız. Maalesef. Dünyada üçüncü sıradayız. Maalesef öyle. Bunun tabii ki iyi bir karnemiz yok yani. İş kazaları açısından iyi bir karnemiz yok. Mesela yayaların geçme üstünlüğü var. Ben bir türlü bu üstünlüğü alamadım yani. Önce bakıyorum yaya geçidinden geçerken ceza da getirildi. İşte yasal yönetmelik işte trafik kazasına bağlı olarak ama duran göremiyorsunuz yani. Yani bisiklet sürüyorsunuz. Mesela dün bir gencimiz bisiklet sürerken çok hızlı araba kullanan biri tarafından ezildi, parçalandı. Ya yani ben bile bisiklet sürerken arkama bakıyorum, sağıma bakıyorum.
Yani ne yayaya bir gerçekten can güvenliği için bir saygı var, ne de bisiklet sürene. Gerçekten yasalar açısından bir sıkıntı yok. Ama şimdi yurt dışında mesela Kanada'da ya da ilk gittiğim işte Edinburgh'da, siz de gittiniz tabii Missouri Üniversitesi'ne. İlk dikkatimi çeken gece 12'ye kadar çalışıyordum üniversitede. Şimdi incin top atıyor gece yarısı. Kırmızı ışık yanıyor ve arabalar duruyor. Diyorum ki ya bu adamlar niye duruyor acaba? Çünkü etrafta kimse yok, insan yok. Ondan sonra benden başka kimse yok ama o kırmızı ışıktan itibaren yeşil ışık yanana kadar araba sürücüleri duruyor. İkincisi, Kanada'da ayağımı bastığım zaman ne bileyim yaya geçidinden insanlar hemen duruyor. Orada hiçbir trafik işareti yok. Tabii bunun nedeni nedir? Çünkü bunun nedeni denetim hocam. MOBESE kameraları var, otomatik denetim sistemleri var ve otomatik cezalandırma sistemleri var. İstediğiniz kadar tabii ki yasaları, işte iş kanunundan bahsettiniz, ne bileyim daha sonra iş güvenliği, sağlığı kanunu 2012 yılından çıktı dediniz. 10 yıllık bir değerlendirme yaptığınız zaman 10 yılda birincilik şeyinde hala duruyoruz. Yani 10 yılda Maalesef. demek ki Avrupa'da bir mesafe alamamışız. Dünyada bilemiyorum bizden daha kötü iki ülke var herhalde. Onların da kim olduğunu tabii ki Tabii zaten bilmiyorum. sormak da istemiyorum. Yani durum buyken demek ki bizlerin nefes alması, hayatta kalması bile aslında şükretmemiz gereken bir durum olduğu şeklinde ortaya çıkıyor. Diğer bir durumda mesela diş hekimliği fakültesinde dediğiniz ki terliği kayan bir öğrenci ya da Hafta çalışan oldu. ol dediniz. Efendim? Sağlık Kültür Daire Başkanlığı'nda. Şimdi tabii ki hayat pahalılığına bağlı olarak benim tabii ki ailem de gidiyorlar. Akşam ne bileyim açık pazar dalıyorlar. No name terlik alıyorlar. No name elbise alıyorlar. Bunların hiçbirinde Türk standartları kontrolü yok. Çünkü no name yani merdiven altı üretilmiş bunlar. Şimdi tabii ki işverene burada düşen çalışanların demek ki giydiklerinden ayaklarına, giydiklerinden üzerlerine her şeyin standardı uygunluğu ile ilgili bir denetim yapması gerekiyor. Kesinlikle. Aynen. Yapmadığı sürece ya işte baktık sen Sağlık Daire Başkanı'na düştün, korunu kırdın ama bak standartlara uygun terlik giymemişsin. Bizde bir kusur yok. Ama bu kusuru işveren ve iş güvenliği uzmanı ve devlet dediniz yani. Demek Tamam. ki işveren gözünden kaçırmış, iş güvenliği uzmanı gözünden kaçırmış ve gözden kaçırdıkları insan da gerçekten bir Suçlu. sakatlanmayla, bir yaralanmayla karşı karşıya kalmış. Tabii bu durumlarda tabii yükümlülükler çok ağır diyorsunuz ama bu yükümlülükler sonunda verilen cezalar nedir hocam? Yani mesela ne bileyim bu cezaların müeyyidelerin büyüklüğü nedir? Ülkemizde nedir? Yani 30 yıl ceza mı? Ne bileyim Hocam ölene bunu kadar ceza genelde mı? şöyle tazminat cezalarına çeviriyor. Mesela Tazminat cezası, para tamam cezası. burayı Anladım. paraya çevir. Paraya Yani çevir. bir insanın tabii ki canı ve hayatı parayla ölçülmez ve parayla değişmez. Demek ki dünyada da böyle diyorsunuz değil mi hocam? Bütün Ya cezalar paraya genelde çevriliyor. yani burada tabii dünyada da genel anlamda çünkü burada bir mağduriyeti çünkü bizdeki 5500 sayılı sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası kanunu kapsamında bunlar ele alınıyor. Oradaki mağduriyetin durumuna göre bir ceza uygulaması var. Bunlar da daha çok tazminatlarla oluşuyor. Tazminatlarla şekilleniyor. Şimdi hocam tabii 41 kişiyi kaybettik. Allah rahmet etsin. 10 gündür bu insanların ölmesine sebep veren ya da sebep vereceği düşünülen ne yönetim kadrosunda ya da denetim kadrosunda dediniz ya işveren, iş Tabii. güvenliği uzmanı ve dediniz devlet dediniz. Evet. Bunlara dair kesilmiş bir ceza yok. Yani ölen insanlar ortada ama bu ölüme sebebiyet verme olasılığı %1 dahi olsa bu insanlarla ilgili herhangi bir operasyon yok. Herhalde bu da Avrupa'da birinci olmamızın en temel verilerinden biri. Dünyada üçüncü Aynen. olmamızın en temel verilerinden biri. Yani birincilik ve üçüncülük kötü anlamda kolay hak edilen bir durum değil.
Bunu da herhalde son olayda bizler görüyoruz diye değerlendirme bitirmek istiyorum. Hocam son bir dakikamız kaldı, istiyorsanız bir değerlendirme yaparak biz haftaya devam edelim hocam, uygunsa programınız. Evet hocam tabii bu daha önce de konuştuğumuz üzere şimdi biraz yavaş yani bu belki çok hızlı gitmemiz gerekebilirdi. Bence böyle olması daha da iyi oldu. Çünkü bu konuyu biraz dahası detaylandırarak gitmekte fayda var. Çünkü bu konu çok çok önemli ve önümüzdeki günlerde de biz bu konuları ele alacağız. İşte İstanbul'da biliyorsunuz bir özel üniversitenin İstinat duvarı yıkılarak maalesef çöktü. Mesela özellikle kentsel riskler, yine iş güvenliğiyle ilgili hususlar, bunlar ülkemizin gündemine gelerek devam edecek. Dolayısıyla da bunu içselleştirerek devam etmekte fayda var. Özellikle burada iş kazalarının nedenleri üzerinde, yani çalışanlar, işveren ve devlet perspektifinde ele alması ve haklar noktasında ele alınmasının ben faydalı olacağını düşünüyorum. Önümüzdeki hafta bu şekilde devam. Tamam hocam, ben de teşekkür ediyorum. Çünkü bu tür konularda eğitim önemli. Eğitim için referans, yayınlar önemli. Biz akademisyenler bu tür yayınları oluşturmak ve herkesin ulaşabileceği sosyal medya ortamlarında paylaşmamız gerekiyor. Çünkü herkese bir iş güvenliği uzmanı düşmüyor. Herkese ne bileyim bir Şakir Şahin hocamız ne bileyim seviyesinde eğitim almış, donanımlı insanlara ulaşma şansı da bu ülkede pek fazla bulunmuyor. Hiç olmazsa bu birikimi bizler kayıt altına alarak ve Türkiye'de bu konuya ilgili olan ne bileyim savcı olabilir, hakim olabilir, hukukçu olabilir. Onlara da açarak her gelecek haftada belki katılımı da uzmanlar açısından bu konuya katkı verecek insanlar açısından da onların da katılımını sağlayarak devam edelim hocam. Çünkü Avrupa'da birinci olmak istemiyoruz yani bu tür bir konuda. Birinci olmak istemiyoruz. İş kazalarında şampiyon olmak istemiyoruz. Bu tabii buna insanlar kaza diyen var, cinayet diyen var. Tabii ki o konulara da girmiyoruz. Biz tabii ki kaza diyerek kazasız ve belasız bu programı, bu dersi, bu eğitimi bitirdiğimiz için sizlere ve katılımcılara teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz hocam. Emeğinize sağlık. Ben teşekkür ederim hocam. Peki hocam, iyi günler, saygılar. Sağ olun hocam, hürmetler, sağ olun.